Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi endokrin sistemle ilgili çıkmış sorularımıza başlayacağız. Direkt hemen başlayalım. 2013 biyoloji ÖSYM diyor ki aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi birbirinin antagonist olarak çalışır? Antagonist ne demektir? Birbiriyle zıt çalışan demektir vücudumuzda da zıt çalışan hani çok fazla hormon yok zaten. Biri insülin, glukagon'dur. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon artırır. Diğeri kalsitonin, paratormondur arkadaşlar. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını düşürürken fazla kalsiyumu düşürürken paratormon da artırır. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman bakın hangisi e, antagonist çalışan kaslardır Kalsitonin ve paratormon Diğer hormonların görevlerini de kısaca söyleyeyim size Oksitosin kadınlarda doğuma yakın zamanlarda sentezlenen yani miktarı artan bir hormondur Bu hormon e, rahim kaslarının kasılmasını sağlıyor Ayrıca süt bezlerinden süt gelmesini sağlıyor Bozopiresin hipotalamus tarafından salgılanıyor Yani diğer bir ismiyle antidüretik hormon Eee Hipotalamus tarafından salgılanır, hipofizin arka lobunda depo edilir ve oradan kana veriliyor. Bu da böbreklere etki ederek suyun geri emilimini sağlıyor. Kalsiyum ve hormonu söyledim. Östrojen ve progesteron ikisi de kadınlarda etki eden hormonlardır. Östrojen ve progesteron yumurtalıklar tarafından salgılanır arkadaşlar. Ayrıca hamilelik döneminde az miktarda plasenta tarafından da salgılanabiliyor. Yine östrojen ee, Menstrüel döngü sırasında miktar artarak endometrium tabakası dediğimiz bu rahim iç duvarının tabakasını artırıyor. Kılcal kan damarı bakımından zenginleştiriyor. Progesteron da özellikle hamilelik sırasında etkili olan bir hormondur. Progesteronun sürekli yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer progesteron seviyesi düşerse düşük gerçekleşebilir. TSH tiroksin demiş. TSH tiroid uyarıcı hormon tiroid bezlerini uyararak buradan tiroksin salgılanmasını sağlar. Tiroksin hormonu da yine bizim tiroid bezlerimizden salgılanan bir hormondur. bu bu arada TSH hipofizden salgılanır. Tiroksin tiroid bezlerinden salgılanıyor. E, tiroksin metabolizma hızını etki eden bir hormondur. Prolaktin hipofizin ön lobu tarafından salgılanan yine e, şimdi eskiden şey diyorduk annelik içgüdüsünü uyarır diyorduk ama yeni hani kaynaklarda şu an böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Annelik içgüdüsüyle ilgisi olmadığı düşünülüyor. Prolaktin yine süt bezlerinin gelişmesini sağlıyor. Aldosteron da böbrek üstü bezlerinden salgılanarak, kabuk bölgesinden salgılanarak e, vücudumuzdaki sodyum, potasyum ve klor dengesini sağlayan bir hormondur. Gelelim ikinci sorumuza. Memelilerde yavrunun annesini emmesi ve meme bezlerinden süt salgılanması sürecinde diyor. Olaylarının gerçekleşme sırası. İlk önce okuyalım daha sonra sıralarız. Memelerdeki en miyoepitelial Dokuda kasılmaların artması, hipotalamusun nörosekrasyon hücrelerinin uyarılması, memelerdeki duyu nöronlarının uyarılması, arka büfızdan oksitosin salgılanması. Şimdi yavrunun annesini emmesi sonucunda ilk önce ne olacak? Duyu nöronları uyarılacak değil mi memelerdeki? Sonra arkadaşlar ee, gidip hipotalamusu uyaracak ve hipotalamustaki nörosekrasyon hücrelerinden... Ee, oksitosin dediğimiz hormon salgılanacak. İkinci sırada bu olur. Daha sonra arkadaşlar bu oksitosin arka hipofizde depo edilir ve oradan kana salınır. En son da dokuda meme dokularında kasılma olur ve süt gelir. Yani 3, 2, 4, 1 şeklinde olur. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz memelilerde epifiz bezi hangilerinde rol oynamaz demiş. Günlük biyolojik ritimlerin düzenlenmesini sağlıyor zaten arkadaşlar. Epifiz bezi biyolojik ritimi düzenler. Üreme ile ilgili biyolojik ritimleri yine düzenler. Karaciğer ve iskelet kaslarında glikojen yıkımızın artırması. Bunu kim yapıyor tabii ki? Glikojen yıkımını hızlandıran glukagon, adrenalin gibi hormonlardır. Glukagon yazamadım tabii ki. Adrenalin gibi veya adrenalin gibi hormonlardır. Cevabımız C şıkkı olacak. Rol almaz dediği için. Dördüncü sorumuz, bitkisel ve hayvansal hormonlarla ilgili hangileri doğrudur? Tümünün kimyasal yapıları aynıdır demiş. Sentezledikleri yerde işlev görürler. Hedef hücrelerde özgün reseptörleri bulunur. Arkadaşlar bir kere tümünün kimyasal yapısı aynı değildir. Çünkü protein yapılı olan vardır, aminoasit yapılı olan vardır, steroid yapılı olanlar vardır. O yüzden bu yanlıştır. Sentezlendikleri yerde işlev görürler. Bazıları sentezlendiği yerde işlev görür, bazıları ne yapar? farklı yerde işlev görür. O yüzden bu da doğru değildir. Ama hedef hücrelerde mutlaka tanıyıcı reseptörleri bulunur. Cevabımız C şıkkı yalnız 3 olacak. 2016 biyolojiye gelelim. İnsülin ve testosteron hormonları için hangileri hangisi ortaktır? Şimdi insülin protein yapılı bir hormondur. Testosteron da steroid yapılı bir hormondur. İnsülin kan şekerini düşürür. Testosteron erkeklerde ikinci leşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar. Diyor ki hücre içerisinde üretildikleri organel biri protein yapılı olduğu içinler üretiliyor ribozomda. Diğeri e, steroid yapıda olduğu içinler üretiliyor arkadaşlar. Golgi'de üretiliyor. O yüzden olmaz. Hücrede sentezlenme şekilleri. işin biri protein, diğeri steroid. Sentezlenme şekli farklı olabilir. Polipeptit yapıda olması. Bakın insülin polipeptit yapıda ama testosteron değil. Hedef hücrede reseptörlerinin bulunduğu yer. Steroid e, yapılı hormonların reseptörleri sitoplazmada bulunurken protein yapılı olan Hormonların reseptörleri hücre zarında bulunur. O yüzden bulundukları yerde farklılık gösteriyor. Ama hedef hücreye taşınma yolları aynıdır. Ne ile taşınır? Tabii ki kanla taşınır. Hormonlar, insanlardaki, memelilerdeki hormonlar. Gelelim 6. sorumuza. Hormon salgılayan özelleşmiş sinir hücreleri nörosekrasyon hücreleri olarak bilinir. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi bu tip hücreler tarafından üretilir? Arkadaşlar nörosekrasyon hücreleri, ee, sinir sisteminde bulunan hücrelerdir bunlar ve e, hormon salgılayan hücrelerdir. Zaten bizim vücudumuzda da adında, hücreleri iki tane hormon salgılıyor ve hipotalamus tarafından salgılanıyor. Oradaki hücreler tarafından nerede depo ediliyordu? Hipofizin arka lobu. Neydi bunlar? ADH yani antidüretik hormon bir de oksitosin de arkadaşlar. Yani oksitosin antidüretik hormon cevabımız Bursa seçeneği olacak. Tiroid uyarıcı hormon hipofiz tarafından salgılanıyor. Epinefrin yani adrenalin böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden. Prolaktin pardon öz bölgesinden. Prolaktin hipofizin ön lobu. Aldosteron arkadaşlar böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi. Antidiüretik hormon yine hipotalamus tarafından salgılanıp hipofizin arka lobunda depo edilir. Prolaktin hipofizin ön lobu tarafından üretilir. Folikül uyarıcı hormon ve lüteinleştirici hormon bunlar da hipofizin ön lobu tarafından üretiliyor. 7. sorumuz. Steroid bir hormon olan östrojenin hedef hücrelerdeki etki mekanizması ile ilgili diyor. ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi hedef hücredeki etki mekanizması. Şimdi östrojen neydi? Steroid yapılı bir hormon. Dolayısıyla bunun ee, Reseptörü nerede bulunuyor? Stoplazmada bulunuyor ve etki gösterebilmesi için de bu reseptörün yani bu e, uyarının nereye girmesi lazım? Hücrenin çekirdeğine girmesi lazım. Diyor ki östrojen hedef hücrenin hücre zarında bunlar bir reseptöre bağlanır demiş. Hayır stoplazmada bulunuyor. Östrojen yağda çözünen bir hormon olduğundan stoplazmaya geçmiş olması reseptöre bağlanmadan etki gösterebilmesi için yeterlidir. Hayır mutlaka reseptöre bağlanması gerekiyor. Tüm hormonlar için geçerlidir bu. Yanlış. Östrojenin hedef hücredeki özgür reseptörleri stoplazma içerisinde olduğundan ona bağlanarak çekirdek içine taşınması gerekir. Zaten söyledik arkadaşlar bu doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Yalnız 3. Diğer sorumuza geçelim. Diğer endokrin bezlerin faaliyetlerini kontrol eden hormonlara tropik hormonlar denir. Buna göre ön hipofizden sanılan aşağıdaki hormonlardan hangisi tropik hormonlardan biri değildir? Şimdi folikül uyarıcı hormon FSH ne yapıyor? Gidiyor. Erkeklerde testisleri Kadınlarda da yumurtalıklar uyarıyor. O yüzden uyarıcıdır. Lüteinize edici hormon yine FSH ile aynı etkiye sahiptir. Melanosit uyarıcı hormon delideki hücrelerimizi uyararak oradan melanin pigmentinin üretilmesini sağlıyor. Yani başka bir hormon salgılattırmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkıdır cevabımız. Tiroid uyarıcı hormon tiroid bezlerini uyararak tiroksin hormonunun üretilmesini sağlar. Adrenokortikotropik hormon ACTH bu da ne yapar arkadaşlar? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyarır. 9. sorumuz. Sağlıklı bir insanda kanda kalsiyum düzeyinin düşmesiyle beraber bazı fizyolojik mekanizmalar Kalsiyumun yeniden normal düzeye gelmesini sağlıyor. Şimdi kalsiyum düzeyi düşüyorsa hangi hormon salgılanır? Paratormon değil mi? Paratormon nasıl etki gösteriyor peki? Paratormon gidiyor böbrekleri uyarıyor. Böbreklerden kalsiyumun geri emilmesini sağlıyor. Bağırsaklardan kalsiyumun geri emilmesini sağlıyor. Yine kemiklerdeki kalsiyumun kana verilmesini sağlıyor. Yine D vitaminini etkinleştirerek kalsiyumun geri emilimini artırıyor. Dolayısıyla bakıyorum. D vitamini etkinleştirir. Kana paratormon salgılanır. Evet. Böbreklerden kana kalsiyumun emilimi artar. Doğru. Kana kalsitonin salgılanması demiş. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesini düşürür. Dolayısıyla bizim zaten düşmüş bir kalsiyumumuz var. Bunu artırmamız lazım. O yüzden bu olmaz. Bağırsaklardan kalsiyum emilimini de artırır. Cevabımız denizli seçeneği olur. 10. soru. Aşağıdaki şekilde erkek üreme sistemi de testislerin hormonal kontrolü gösterilmiştir diyor. XSZ ile ilgili hormonları soruyor bize. Şimdi hipofizin ön lobundan iki tane hormon salgılıyor. Biri FSH, biri LH. LH arkadaşlar leydik hücreleri. Bakın ben size kısa yolunu söylemiştim. LH, leydik. ikisi de L ile başlıyor. Leydik hücrelerini uyararak buradan testosteron hormonunun üretilmesini sağlar. FSH'da sertoli hücrelerini yine buradaki S'den çıkarabilirsiniz. Sertoli hücrelerini uyararak süpermotogenezin başlamasını sağlar. Dolayısıyla FSH, LH, testosteron şeklinde olur. Yani cevabımız denizi seçeneği olacak. 2019 biyolojiye geçelim. Diyor ki: Yağda çözülen hormonlarla ilgili. Yani steroid yapılı hormonlardan bahsediyor bize. Hangileri doğrudur? salgı hücrelerinin zarından difüzyonla dolaşıma katılırlar. Kan içerisinde çoğunlukla taşıyıcı proteinlere bağlanarak taşınırlar. Hedef hücrelerde hücre zarındaki reseptörlere bağlanırlar demiş. Bir kere hücre zarındaki reseptöre bağlanmaz değil mi? Bu yanlıştır. Peki bunların reseptörü neredeydi? Hücre içerisinde stoplazmada bulunuyordu. Kan içerisinde arkadaşlar serbest bulunamayacakları için taşıyıcı proteinlere bağlanırlar albumine özellikle bağlanarak taşınıyorlar. Çünkü bunlar e, eğer serbest olarak bulunursa damarları tıkama, ya, damarlarda tıkanmaya sebep olabilir. Salgı hücrelerinin zarından difüzyonla küçük moleküler olduğu için difüzyonla dolaşıma katılabilirler. Cevabımız deniz seçeneği 1 ve 2 olur. 12. sorumuz. İnsanda iç salgı bezleri ve işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Hipofiz büyüme hormonu salgılar. Evet, STH dediğimiz büyüme hormonu salgılıyor. Böbrek üstü bezi kandaki sodyum potasyum metabolizmasını düzenler. Evet, aldosteron hormonu sayesinde sodyum potasyum dengesini düzenliyor. Pankreas kandaki mineral madde oranını düzenler demiş. Pankreastan hangi hormonlar salgılanıyor? İnsülin ve glukagon. Bunlar kandaki şekeri düzenliyor, minerali düzenlemez. Bu yanlıştır. Eşeysel bezler erkek ve kadınlarda ikinci karakterlerin gelişim ve devamını sağlar. Evet. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron yapıyor bunu. Tiroid büyüme ve gelişimin düzenlemesinde etkilidir. Evet çocuklarda tiroid eksikliği varsa, yani tiroksin eksikliği varsa arkadaşlar büyümede e, gerilik, zekada gerilik meydana gelebilir. Gelelim 2020 biyolojiye diyor ki insanda vücut sıcaklığının artarak normal seviyenin üstüne çıkması durumunda diyor. Hangileri vücut sıcaklığını düşürücü yönde etkiler? Bir kere bizim vücut sıcaklığımızı düşürmek için terlememiz gerekiyor. Terleme kesinlikle vücut sıcaklığını düşürür. Ayrıca bizim vücudumuzda eğer vücut sıcaklığı normal seviyenin üstüne arttıysa deriye giden damarlar genişleyerek Orada terleme olayının gerçekleşmesi sağlanıyor arkadaşlar. Bakalım. Deriye kan götüren damarların çapının sinirsel uyarılarla genişletilmesi. Bakın söyledik bu olur. Derideki ter bezlerinin aktif hale geçerek deri yüzeyine sıvı salgılanması. Yani terleme olayı evet. Terleme en iyi soğutma şeklidir unutmayın. Tiroit bezinden kana tiroksin salgılanarak metabolizmanın hızlandırması. Şimdi metabolizmanın hızlanması vücut sıcaklığını iyice artırır. Bizim düşürmemiz lazım o yüzden bu olmaz. Metabolizmayı düşürmemiz gerekiyor. Cevabımız 1 ve 2 denizi seçeneği olacak. 14. soru. İnsanda kan glikoz seviyesinin homeostatik düzeyde tutulması pankreastan salgılanan insülin ve glukagon hormonlarının düzenleyici etkileriyle sağlanır diyor. Bu hormonların hedef hücreler üzerindeki etkileriyle ilgili hangisi doğrudur bakalım. İnsülin ve glukagonla ilgili doğru olanı sormuş. İnsülin hormonu zardan doğrudan geçerek hücrede depolanmış glikojen yıkımını artırır bir kere. İnsülin zardan doğrudan geçemez çünkü büyük yapılı bir hormon, protein yapılı bir hormon. Endostoz olayla geçmesi gerekiyor. Ayrıca zardan geçmez ne yapar? Zardaki reseptörlere bağlanır. Glikojen yıkımını artırmaz. Kan şekerini düşürdüğü için glikojen yapımını artırır arkadaşlar. Bu yanlıştır. İnsülin hormonu karaciğer hücrelerinde glikojen sentezini inhibe eder. Yani durdurur demek istemiş. Durdurmaz. Aksine artırıyor. Kan şekerini düşürmesi için glikojen olarak depo etmesi gerekiyor insülinin. Glukagon karaciğer hücrelerini uyararak kandaki glikoz, glikoz düzeyini düşürür demiş. Hayır. Glikozu ne yapıyordu? Glukagon artırıyor. Yanlış. İnsülin hormonu reseptörü hedef hücrenin sitoplazmasında yer alır. Hayır reseptörü neredeydi? Protein yapılı olduğu için hücre zarındaydı. Yanlış. Beyin hücrelerine glikoz alınması için insüline gereksinim duyulmaz. Evet beyin hücreleri zaten sadece glikozla beslendiği için insüline ihtiyaç duymazlar. Direkt olarak alırlar arkadaşlar. 2022'ye geliyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada diyor ki kadınlarda Olaylarından hangileri hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar tarafından uyarılır? Şimdi hipofizin ön lobundan 7 tane hormon salgılanıyor. Nedir bunlar? FSH, LH, daha sonra STH yani büyüme hormonu, ACTH adrenokortikotropik hormon, daha sonra prolaktin, prolaktin. Başka ne vardı? TSH vardı. Bir de MSH var arkadaşlar. Yani melanosit uyarıcı hormon 7 tane oldu. Doğum anında rahim duvarlarının kasılmasını kim sağlıyor? Oksitosin. Oksitosin ön lobdan mı salgılanıyor? Hayır, arka lobdan. Daha doğrusu hipotalamus tarafından üretilip arka loba depo ediliyordu. Meme bezlerinde süt üretiminin gerçekleşmesi. Süt üretimini prolaktin gerçekleştirir arkadaşlar. Sütün gelmesini de oksitosin sağlar. Dolayısıyla bunu prolaktin yaptığı için alıyorum. Yumurtalıktaki foliküllerin gelişimi. Folikül gelişimini FSH yapar. Dolayısıyla bunu da alırım. Cevabımız 2 ve 3 Edirne seçeneği olur. 16. ve son sorumuz artık değil mi? Evet. Diyor ki insanda kana salgılanan epinefrin hormonu karaciğer hücrelerinde glikojen yıkımını, iskelet kasında kan damarlarının genişlemesini ve bağırsakta da Diyor, kan damarlarının daralmasını uyarır. Epinefrin hormonunun insan vücudundaki farklı hücrelerde çoklu etki göstermesi hangileriyle açıklanabilir? Şimdi baktığımızda arkadaşlar, bağlandığı reseptörler farklı olur mu? Olur. Her bir reseptör farklı işlevde görevli olabilir. Doğru. Sinyal iletim yollarının farklı olması bu da olur. Birinde sinyal iletim yolu işte A yönündeyse, diğerinde B yönündedir. Dolayısıyla farklı etki yapabilir. Olur. Amin grubundan bir hormon olması bununla ilgisi yoktur arkadaşlar. Yani hormonun çeşidiyle değil de daha çok bağlandığı Reseptör ve iletim yoluyla ilgilidir bu durum. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan Şıkkı olacak. Bakın böylece cevap anahtarımız da bu şekildedir. E yine pdf'sini açıklama kısmına her videoda olduğum gibi ekliyorum. Sonraki videoda nereye geçiyoruz? Üreme sistemine geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.